VMA meclisi. Mednüçe Türkçe Ana Haber'den iyi akşamlar değerli izleyiciler. Bugün Kürt halkının kara gün ilan ettiği 15 Şubat. 15 Şubat 1999 tarihinde Kürt halk önderi Abdullah Öcalan ve onun şahsında Kürt halkına yönelik uluslararası komplo gerçekleşmişti. İşte bugün Kürdistan'da, Türkiye'de ve Avrupa'da on binlerce Kürdistanlı ve dostları alanlara çıkarak bu komployu kınadılar, protesto ettiler. Ana Haber'e komployu kınayan bu haberlerle başlıyoruz. İlk haberimiz Rojava'dan değerli izleyiciler. Rojava'da Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın kaldığı, 20 yıl kaldığı alanda Kürtler Serhildan ruhuyla alanlara çıkarak 15 Şubat Kara Günü protesto ettiler. İşte o eylemlerden detaylar. Rojava bugün Serhildan duruşuyla Önderi Abdullah Öcalan'a bağlılığını ifade etti. Burası Heseke. Kobanelilerin duruşuysa böyle. Birkelege'de adeta Serhıldan vardı. Kamışlo kentinde de durum aynıydı. Efrin merkezde halk toplantısı, Mabata ilçesinde ise miting düzenlendi. Dırbesiye'de binler komployu yürüyüşle kınadı. Şam'da yaşayan Kürdistanlılar Zorava mahallesinde geniş katılımlı bir halk toplantısıyla komployu kınadı. Güney Kürdistan'ın Hewler kentinde binler parlamento binası önünde verdi mesajını. Süleymaniye kentinde ise eylemler dün gece PÇD'deki gençlik örgütü öncülüğünde meşaleli yürüyüşle başladı. Bugünse birçok parlamenter, aydın, sanatçı ve kurum temsilcisi yürüyüşü devam ettirdi. Branya'da da miting vardı. Federal Irak'ın başkenti Bağdat'ta komplo basın açıklamasıyla kınandı. Komplonun kınandığı bir başka merkez Mahmur'du. Barış için Öcalan'a Özgürlük Platformu bugün İstanbul'da toplandı. Platform Öcalan'ın özgürlüğünün Türkiye'nin demokrasisi ve Kürdistan'ın barışı için dönüm noktası olarak tanımladı ve Öcalan'a Özgürlük imza kampanyasının startını bu basın toplantısıyla verdi. 127 aydın tarafından Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü talebiyle yeni bir kampanyanın startı verildi. Barış için Öcalan'a Özgürlük platformu tarafından startı verilen imza kampanyası kamuoyuna duyuruldu. Hazırlanan deklarasyonsa basın toplantısıyla açıklandı. Deklarasyonun açıklandığı toplantıya Emine Ayna, Garo Paylan, Akın Birdal, Aydın Engin, SDP Genel Başkanı Rıdvan Turan, EMEP İstanbul İl Başkanı Sibel Uzun, Erdal İmrek, Avukat Fırat Epözdemir, Ufuk Uraz, Rojda, Erol Behvadan gibi isimler katıldı. Açılış konuşmasını platform üyelerinden Avukat Eren Keskin yaptı. Bu çalışmayı başlatırken amacımız, bir tek amacımız vardı. Barışın gelmesi, savaşın son bulması. Barışı savaşanların yaptığını çok iyi bilen bizler. Bu nedenle de
Öcalan'ın özgürlüğünün son derece önemli olduğunu düşündük ve bir araya geldik. Ancak geldiğimiz bu noktada barışın gerçekleşebilmesi için savaşan tarafların eşit koşullarda görüşmeler yapmasının son derece önemli olduğunu düşünerek ve Öcalan'ın ve tüm siyasi mahpusların serbest kalmalarının barışın gerçekleşmesinde çok önemli bir role sahip olduğunu bildiğimizden bu çalışmayı yeniden ve daha yükselterek sürdürmeye karar verdik. Barış. Ardından platform sözcüsü Zübeyde Teker hazırladıkları deklarasyonu okudu. Bu toprakların katliamlar ve savaşlarla yazılan şiddetin yoğunca kullanıldığı tarihini barış ve demokrasiyle yeniden yazma vaktidir. Bizler Türkiye'nin demokratik ve özgürlükçü bir kimlik kazanmasını isteyenler olarak devlet eliyle yıllarca sürdürülmüş kirli politikaların ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan sosyal, siyasal, ekonomik tüm yozlaşmaların ancak demokratikleşme ve eşitlikçi toplumsal sözleşme ile son bulacağını düşünüyoruz. Teker, Abdullah Öcalan'ın ve yasakçı yasalar, antidemokratik anayasa nedeniyle haklarından men edilen tüm siyasi tutsakların özgür kalması gerektiğine inanıyoruz dedi. Ve kampanyaya destek çağrısında bulundu. Ardından konuşmalar devam etti. Şiddetin yoğunca kullanıldığı tarihini barış ve demokrasi... 15 Şubat'ı protesto eden eylemlerle devam ediyoruz. Bugün Fransa'nın Strasbourg kentinde on binler bir araya geldi. Düzenledikleri yürüyüş ve mitingle 15 Şubat'ı bir kez daha kınadılar. Fransa Kürt Dernekleri Federasyonu FEYKA tarafından organize edilen yürüyüş için Merkez Tren Garı yanındaki Boulevard de Nîmes'de buluşuldu. Çoğunluğunu kadın ve gençlerin oluşturduğu on binlerce kişi, Türkiye'li devrimci hareketleri ve Fransız dostlarının da desteğini aldı. On binler sloganlarla yürüyüşe geçti. Yürüyüş boyunca talepler slogan, pankart ve dövizlerle ifadeye kavuştu. Ardından miting alanına geçildi. Saygı duruşuyla başlayan mitingde sırasıyla siyasi parti, kurum ve kuruluş temsilcileri söz aldı. Yapılan konuşmalarda ortak vurgu, komplocu güçlerin Öcalan, Kürt Özgürlük Hareketi ve Kürt halkının kararlı mücadelesiyle boşa çıkartıldığı yönündeydi. Yine Kürt halkı ve Orta Doğu barışının Öcalan'ın özgürlüğünden geçeceği kaydedildi. Ve Kürdistan'ın kalbi Ahmet'te de on binler 15 Şubat uluslararası komployu, yani Kürtlerin kara gün ilan ettiği bu günü büyük bir yürüyüş ve mitingle protesto ettiler. İşte Ahmet'teki o yürüyüş ve mitingden detaylar. Meydana ulaşıldığında yapılan konuşmalar da on binlerin yürüyüşte verdiği mesajla ortaktı. Bu mesaj, Kürt halk önderi Abdullah Öcalan, özgür olana kadar mücadele ve direniş mesajıydı. Başka NAPO, özgürlüğün ta kendisi olur.
sadece Ahmet değil, Kuzey Kürdistan baştan sona bugün eylem alanıydı, eylem alanına dönüşmüştü. Yine Türkiye kentlerinde de 15 Şubat uluslararası komplo yürüyüşlerle kınandı. İşte Kuzey Kürdistan'ın diğer kentleri ve Türkiye kentlerindeki o yürüyüşlerden detaylar. Esaret altında bulunan Kürt halk önderi Sayın Abdullah Öcalan bir an önce serbest bırakılmalıdır. Uluslararası hegemonik güçlerin bölgesel iktidarı dizayn edilmeye çalışmaktadır. Kürdistan faşizme mezar olacak! Siyasi soykırım operasyonları Kürt halkına yönelik devam ediyor. Sadece dün akşam ve bu sabah saatlerinde Şırnak'ın Silopi ilçesi ve Ahmet'te 10 kişi gözaltına alındı. Silopi'de sabah saatlerinde Şehit Harun Boy ve Karşıyaka mahallelerindeki evlere baskın düzenlendi. Çok sayıda polis ve özel harekat timi tarafından düzenlenen baskınlarda evler adeta talan edildi. Ardından yaşları 18'in altında bulunan AK, YY, MŞY, CS ile İbrahim Taş ve soyadı öğrenilemeyen S adlı çocuklar gözaltına alındı. Gözaltıların yaşandığı bir diğer kentte Ahmet. Mardin'in Dirik ilçesinden Ahmet'e gelen Hüseyin Akay, Ramazan Güray, Veysi Kılıç ve Nevroz Kılıç'ın içinde bulunduğu araç kent girişinde durduruldu ve araçta bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Ve Suriye. Suriye'de rejim güçleri ile muhalif silahlı gruplar arasındaki çatışmalar devam ediyor. Özellikle Halep'te yoğunlaşan çatışmalar sonucunda en çok da sivillerin can kaybı söz konusu.
Halep'te Suriye rejim güçleriyle silahlı gruplar arasındaki çatışmalar devam ediyor. Seyf el-Devli alanı ile Şeyh Lefti bölgesi yoğunlaşan çatışmalar arasında. Rejim uçakları El-Şaar bölgesini bombaladı. Şeyh Necer alanına dönük bombardımanda 53 silahlı grup üyesi öldürülürken bir çocuk da hayatını kaybetti. Rejim güçlerinin Mesakin Hananu alanına dönük bombardımanında ise bir kadın ve çocuk yaşamını yitirdi. Bir sivil kaybı da Mecliliye alanında çetelerin saldırısı sırasında yaşandı. Diğer yandan IŞİD çeteleri Halep'in İhtifirin alanına bombardıman düzenledi. Saldırıda 22 sivilin yaşamını yitirdiği kaydediliyor. Yerel kaynaklar IŞİD çetelerinin Halep'in kuzeyinde bulunan Hiretan alanına saldırı düzenlediğini, geri çekildikleri sırada ise 17 silahlı muhalifi infaz ettikleri belirtildi. Azaz ve Hiretan alanında ise El-Ekrad güçleri ile IŞİD çeteleri arasındaki çatışmalarda 16 çete üyesinin öldürüldüğü duyuruldu. Rojava'ya yönelik ambargo devam ederken AMET merkezi kurulan Rojava Koordinasyonu yaptığı açıklamayla Türkiye'ye derhal sınır kapılarını açmasını ve Rojava üzerindeki ambargoya son vermesi talebinde bulundu. AMET merkezi kurulan Zümrüt, göç alan Rojava'da ihtiyaçlar artmaktadır. Kobani için acil olarak ilaç malzemesi gönderilmesi gerekiyor, dedi. Cenevre görüşmeleri 10 Şubat 2013 günü başlamıştı. İkinci tur görüşmeleri sonuçsuz bitti. Ancak üçüncü tur görüşmeler içinde henüz net bir tarih yok. Birleşmiş Milletler'in Suriye özel temsilcisi Lakhdar İbrahimi, Cenevre'de çıkmaza giren barış görüşmelerinin yeniden devam edebilmesini sağlamak amacıyla taraflarla bir araya geldi. Ancak tüm bu çabalarda sonuçsuz kaldı. Lakhdar İbrahimi, İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Suriye halkından özür diledi. İbrahimi'nin görüşmelerden sonra basın karşısına çıkmamasının da toplantının fiyaskoyla sonuçlanmasından kaynaklandığı belirtiliyor. Suriye hükümeti terörist olarak nitelediği isyancılarla savaşa devam edeceğini söylerken muhalefet ülkeyi seçimlere götürecek bir geçiş hükümeti kurulmasını istiyor. Rojava'daki Kürt siyasal otoriteler Cenevre 2'nin bu bileşimle sonuç alamayacağını ve olası kararların da kendilerini bağlamayacağını daha önce açıklamıştı. Ve Türkiye gündeminden öne çıkan bir başlık, mecliste Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na ilişkin yasa tasarısı kabul edildi. Ancak yasa tasarısının oylanması sırasında AKP ve CHP vekilleri kavga ettiler. 3 vekil de yaralandı. 46 maddelik yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda 203'e karşı 238 oyla kabul edildi. Yoğun tartışma ve kavgalarla geçen düzenleme 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının ardından gündeme gelmişti. Kabul edilen teklif Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayına sunulacak. CHP teklifi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayına sunulmadan Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini açıklamıştı. Yeni düzenleme ile Adalet Bakanlığı'nın HSYK üzerindeki etkinliği artırılıyor. Kaddafi sonrası Libya'da istikrarsızlık devam ediyor, gösteriler yapılıyor, gösteriler özellikle de hükümete karşı yoğunlaşarak devam ediyor. Ülkeyi seçimlere hazırlamak için kurulan geçici parlamento ve hükümet görüş ayrılıkları nedeniyle seçim takvimini belirleyemedi. Dün emekli tümgeneral Khalifa Haftar, ordunun idareye el koyması ve vatanı kurtarması gerektiğini belirten bir görüntü kaydı yayınlaması ardından emekli generalin tutuklanmasıyla sonuçlandı. Uzmanlar da asıl tehdidin ordudan kaynaklanmadığını düşünüyor. Zira yaklaşık 3 yıl önce Muammer Kaddafi'nin devrilmesinde önemli rol oynayan ve sonrasında silahlarını bırakmayan isyancıların hala ulusal ordudan daha güçlü olduğu belirtiliyor. Son gelen haberlere göre ise Libya'da bir cezaevinde en az 92 kişi firar etti. İstikrarın olmadığı bir başka yer Mısır. Mısır, 3 yıllık istikrarsızlığın ardından Rusya ile olan ilişkilerini geliştiriyor. Bu da akıllara Amerika Mısır üzerindeki etkisini kaybediyor mu sorusunu getiriyor.
Geçtiğimiz günlerde Mısır Genelkurmay Başkanı Abdülfettah El-Sisi Rusya'yı ziyaret etmiş ve bu da yeni gelişmelere işaret olarak algılanmıştı. Rusya basınında yer alan bilgilere göre son aylarda giderek hızlanan Mısır-Rusya diplomasisi artık somut işbirliğine doğru yol alıyor. Buna göre Mısır Rusya'dan savaş uçakları, hava savunma sistemleri ve daha birçok askeri malzemenin olduğu 3 milyar dolarlık bir silah satışı konusunda uzlaştı. Rusya-Mısır yakınlaşması Arap Baharı sonrasında alt üst olan güç dengeleri dikkate alındığında ABD'nin bir cephede daha liderliği Rusya'ya bırakması anlamına geliyor. Uzmanlar yine de ABD'nin Orta Doğu'da belirleyici olma rolünü kolay kolay terk etmeyeceği görüşünde. Ve İtalya'da da siyasi kriz var. Başbakanın istifası ardından Cumhurbaşkanı yeni hükümet için taraflarla, siyasi partilerle görüşmeye başladı. Görüşmeler kapsamında Cumhurbaşkanlığından parlamentoda temsil edilen tüm siyasi partilere davet giderken Demokrat Parti'den 39 yaşındaki Floransa Belediye Başkanı Matteo Renzi'nin adı yeni başbakanlık için öne çıkıyor. Ancak son dönemde Cumhurbaşkanı Napolitano'ya karşı sert bir muhalif çizgi izleyen 5 Yıldız Hareketi ile Kuzey Birliği Partisi istişarelere katılmayacaklarını açıkladı. Ülkede siyasi istikrarın bir türlü sağlanamaması ve bir yıl içerisinde hükümetin üçüncü kez değişmesi ve gündemde olan kemer sıkma politikaları ülkede sık sık gösterilere neden oluyor. Uzmanlar İtalya'da yakın zamanda siyasi istikrarın sağlanmasının mümkün olmadığına işaret ediyor. ...14 Şubat'ta dünyanın dört bir tarafında kadınlar 1 milyar ayağı sloganıyla alanlara çıkıyorlar. Kadına yönelik her türlü şiddete, tacize ve tecavüze karşı eylem gerçekleştiriyorlar. İşte haberin detayları. İngiltere'den Türkiye'ye, Avustralya'dan Hawaii'ye, Finlandiya'dan Afrika'ya kadar dünyanın dört bir yanındaki kadınları birleştiren adalet talebi 2 yıldır 14 Şubat'ta damgasını vuruyor. Resmi binaların, mahkemelerin, polis karakollarının, iş yerleri ve kiliselerin önlerinde ve meydanlarda yapılan eylemlerde kadınlar, dünya çapında taciz ve tecavüze uğrayan kadınlar için adalet talebini dillendiriyor. Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan istatistiklere göre dünyada her 3 kadından en az biri şiddete maruz kalıyor. Dünya çapında her 5 kadından birinin tecavüze ya da tecavüz teşebbüsüne maruz kaldığı da tahminler arasında. Ve son haberimiz de Fransa'dan. Fransa özellikle de göçmenlere yönelik sert politikasıyla biliniyor Avrupa Birliği ülkeleri arasında. Bu baskılara maruz kalan ve ötekileştirilen halklardan biri de Romanlar. Belki de Avrupa'nın en sert politikalarını izleyen ülkesi. Romanların yaşadığı kamplar polis tarafından düzenli olarak yerle bir ediliyor. Polisin saldırganlığı karşısında Roman aileler direnecek güç bulamıyor. Kampların yıkılması Romanlar tarafından daha önce de birçok kez yaşandığı için kanıksanmış. Bir başka yerde yeni bir kamp kurmak geçici de olsa bir çözüm olarak benimseniyor. Her yıl binlerce Roman sınır dışı ediliyor fakat ülkedeki Roman sayısı yine de değişmiyor. Fransa'da nüfusu tahminen 20 bin civarında olan Romanların çoğu Romanya'dan buraya gelmiş. Gabriela Hrabanova, Avrupa Roman Kitle Örgütleri Ağı'ndan şunları söylüyor. Çoğu Romanya ve Bulgaristan kökenli yüz binlerce Roman 1990'lardan itibaren Batı Avrupa'ya göçtü. Genellikle dilenci ve hırsız muamelesi gördüler ve kendilerine kucak açıldığı pek görülmedi. Fakat Fransa'da özel bir tür baskıyla karşı karşıyalar. Avrupa Roman Hakları Merkezi tarafından verilen rakamlara göre geçen yıl Fransa çapında 19.300 Roman kamplarından atıldı, diyor. Eylül ayında Fransa İçişleri Bakanı Manuel Valls, Romanların yaşam tarzları bizimkinden çok farklı, demiş ve onların kaderi Romanya ve Bulgaristan'a dönmek, diye eklemişti. Romanlar, AB içinde kendilerine karşı bu kadar sert bir red politikası izleyen başka bir ülke olmadığına dikkat çekiyorlar.
Sosyal yaşamdan dışlandıklarını, herhangi bir okulun çocuklarını kabul etmediğini ve suça itildiklerini belirtiyorlar. Romanlar, kıta genelindeki 10-12 milyon nüfusla Avrupa'nın en büyük azınlığı. Milattan sonra 1000 civarında Kuzey Hindistan'dan göçen bir toplum. Öteden beri Romanlar gittikleri her yerde ayrımcılıkla karşı karşıya geldiler. Böylece Romanlar hem yerel toplumla bütünleşememiş hem de yaşam alanlarını geliştirememiş oluyorlar. Mednu Çetürkçe ana haberin sonuna geldik değerli izleyiciler. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. İyi akşamlar. Bonjour à tous et bienvenue dans Med Journal. Chaque ministère doit être représenté par trois peuples, kurdes, arabes et syriaques. Si un ministère est kurde, il doit avoir deux vice-ministres, arabes et syriaques. L'actualité de la semaine en français sur Met Nouche. Si vous voulez suivre l'actualité du Kurdistan, du Moyen-Orient et l'actualité internationale, retrouvez le Met Journal. Le Met Journal est diffusé tous les samedis à 19h sur Met Nouche. Şubat uluslararası komplosu ve gündemdeki konuların ele alınacağı Artı Bakış programının bu haftaki konukları gazeteci yazar Metin Ayçiçek ve siyasetçi Mehmet Demir. Cemal Turan'ın hazırlayıp sunduğu Artı Bakış bu akşam saat 20'de Met Nouche ekranlarında. Haftanın öne çıkan konularını tartışacağız. Gelin kurt,
o je serokatir dem azat bikiniz ana ne kanun haber bilmez denge ki tane jirt lirin mes ticari nalirin. İnşallah emi serogi hu. Emi jüve derinin. Serogi me be suç bu. Be hata bu. Serogi me girtin birin havetine zindana. Navadu behra. Ev serogi me ned zikir. Ne serogi me mir kuşt. Ne serogi me hata kikir. Serogi me tam. Jibuna peşveriye. Gel kurd kır. Jibuna serogi me jibuna gel kurd kurd kır evi evki. Emezi lüdubin hayani. Devleti kundume de hebe. Emin du serogi kumun. Ev serogi bir akasi nara. Em hazar saviye kuzi bir şehinin. Emin lüdubin. Ev serogi bir nakin. Bir abz bazanı bin. Erdoğan diyavi hafta sal emri vibun. Kaba rahmet kır. İsmi kud barandın. Üzdansız. Tınazani dahi gizli istri vatini fari. İsmi dahi gazetini fari. Kazama dahi katışavutu. Hela bir avın. Lav kitaba, ya kız kitaba. Hela tıdikat ediyor, kudu giriyana. Tücbüye çöbe be avat ki. Tıdava çıt ki. Em dava zamanı kutkuf hadi daime. Em dava dini kutkuf hadi daime. Em dava kim ki kuzit kutkuf hadi daime. Te ne daime tücbe dostini. Te ne karışma dostini. Gelin kurt bile. Ne kadar gava gelin kurt işte bir kata. Tidin ava ne sülü gahari. Şukura baş zahını be. Tücbüye çöbe be avat ki. Ej gelir aray teri çiya. Gelinler Rojava'yı ra. Serok Apo. Devu hepu da duravi. Selamu hürmet iküm. Cidayi kara bütünü hebalara. Ev Arda Ahmet'i Arda ka mukaddesa mübareke. Hazreti Halid'in serbi Arda Ahmet'i daha kirye. Kutu ev minu bereketa Rabbi bin ser Ahmet'i be. گوتیه آمدید بلیم حافظه ربی بده به گومده با نهبه چیا آپو ایلام سایا خوده سایا خوده و پیغمبر آپو لکم بهمید ارده آمده ده همی ببینین ادخوازم که گمرا نبه حضرت دیده یایاش ده مزی بدیا آپو رو ویدگره سال هزار و نهصد و نوت و هشتا دا ویدرارد به لحمه چی میدگرد نه چی بقر را چی ها نه دسته وان بقر را چیه برادای گومه دوان دم دما کردستانیه کیز به چوب ربی برا مریش شوشکا نگرینه نبا مدا با چوشکه ورگ نبا مدا دگرینه لحمه وحمه دوان گومه دوان شیوه تمامه سایا خوده شیوه تمامه السلام و حرمت خوی و تبکرات کم ایشالله امی آپو بچاب خودی ببینن بازد سبات بتون اوی که بونه سبب ایشی بیچی آواند ویشی دهیه آلی کاریا ویشی کنه شرمزار دکم هر بجی سروک آپو بجی کردو کردستان بجی یپکه بچی PKK هر بچی نه همیشه راست باز دکم بچی یکی تیا کردن بچی یکی تی هر بچی ریسپیم از وسلاف دکم جبرک و اون دخ و خاندم و باش فهم کرد اون هاتن قضا بادی کندم جوار حرمت کارن از دسریده از قنطریان اون نتایج لعنت دکم و از تو کس اوی نکار به اوی هیچ تو از نکار به اوی گلی روزا گلی کرد اوی تعریف کرد جبر کو ام گلی کرد گلی رجلات آنافین یعنی ام گلی بنگهی وی آخرینه تو هیچ تو فاوری اوی نکار به روزا ما تعریف کرد دیس از دبیجم به هستی خوی گرانبهی یعنی دبیجه براستی گوانی که از در بکوین ویده از بکیل جانگ مزین در کوین ویقاده سر وی پلاتفورمه و از پر
خوشانسلی بینم جبر که وی کرسیا آزادیم درکت نسر ویدری آن با همبری گلی خود سکنن ام جوار هست دلی خود این زمان براستی جی مرف مطمئی دمینه وی گلی مزرع بوتانیا دسری ده گلی آمده و حد چانده وی کردستان پر عشق شاندن و پر بدل دان ده پنجا وارزگاری دموکراتیک ده پازده ده بیست یکی ده هزار نوروز ده هزار دوازدهم ده سرکه گلی که تربر آپو پنجا وارزگاری دموکراتیک داده است میکرین و دوی شخصیت اوی ده دست به مهات مذاکره یعنی براستی جی ایرو گوار مرف لید نره ریبردی لفیدری کدو پر کدک دا و در باس روشواشی بو دوی دری ده ایرو گوانی که برخودانی لسری کامیه لقامشلو لدربیسیه و هر وقتی دنی باجار ما ایدنی گوانی ایرو مانیداره که دستبین که روژاوا شورش روژاوا ده که بانید ها دستبین کرد ریبرتی دماش سحا با کرچو سحا با شور سحا روژاوا براستی جی دوی دری ده باجار که بانی مالوانی جی ریبرتی هر کرد او ده شورش آنواز ده ترمه جیده ده دستبین که روژاوا جیده شورش آنواز ده ترمه دو پیشنگ باجار که بانی گش به فلسفه ریبر ابو بسایا ریبر ابو بسایا زندان آمدی ازی حوال که جوان بو ده ترمه ده هزار و دوازده ده بیست و پنجه ترمه ده ازی جده که دیده آمدی هاتم بردان بسری ده ازوان حوالی گردی حمو سلاف دکم و از هیویدارم که اوی جده روشی پیش ده اوی ورن گم لهمبری و جگل یقره با آخر براستی اسلاوی حوالی خطیب دیج لجوار دینم سلاوی حوالی حوالی وی دنی بینم حمو صحی باشو گردگه صحی باکر سلاوی حمی اجوار دکن و اجوی دریجی جوار سلاو آدشینم بجی پکه که بجی ها پکه بجی یه پکه بجی کم بجنی بلن شهید نامره بجی سر قاپو Bonjour à tous et bienvenue dans Med Journal. Chaque ministère doit être représenté par trois peuples, kurdes, arabes et syriaques. Si un ministère est kurde, il doit avoir deux vice-ministres, arabes et syriaques. L'actualité de la semaine en français sur Met Nouche. Si vous voulez suivre l'actualité du Kurdistan, du Moyen-Orient et l'actualité internationale, retrouvez le Med Journal. Le Med Journal est diffusé tous les samedis à 19h sur Met Nouche.